Hello, Mama Africa. Çubuklu forma, hani o şaha kalkmış. Şu anda bu videoyu izleyen saygıdeğer futbol sever, bir stadyum vlogu videosuna da hoş geldin. Videonun başlığından da gördüğünüz üzere bugün şehri Samsun'dayız. Güneş de gözüme vuruyor, biraz gözlerim kısıyor ama bugün kırmızı şimşekler Karakartal'ı ağırlıyor. Çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Ben zaten bu stattaki atmosferi tanıyorum. Daha önce çok Samsun Spor maçına geldik. Bu arada bir bilgilendirme geçeceğim. Stad vlogu serimizde yeni bir konsept başlattık. Bu konseptte stadyum puanlaması olacak. Gittiğimiz stadyumları, atmosferlerini, şartlarını bir puanlama yapacağım. Bu da videonun son kısmında olacak. Bu konuda videonun sonunda görüş ve düşüncelerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Sözü de fazla uzatmayalım. O zaman 19 Mayıs stadyumuna yolculuğumuz başlasın. Let's go! Başladık ama birden Allah'ın bir hikmeti, bir elamet, bir kıyamet top fırtınaya döndü iş. Şu an çok fena bir yağmur başlayacak. Bu fırtına öncesi sessizlik. Evet, biz stada ulaştık. Bildiğiniz üzere 11 yıllık hasretin ardından Samsun Spor Süper Lig'e çıktı. Ama hiç de istediği gibi başlayamadı. İlk 10 hafta galibiyet yüzü görmedi. Sadece son 2 iç saha maçı kazanabildi. İnşallah bu bir seri haline gelir. Bugün burada biraz mucize gibi olsa da inşallah Beşiktaş maçından kazanır. Şöyle de bir husus var. Beşiktaş kötü bir sezon geçirse de büyük takım büyük takımdır. Rıza Hoca'yı bir ivme yakalamaya çalışıyorlar. İnşallah o ivmeyi bu maçta yakalayamazlar. Haydi sözümüzü söyleyelim. Hakemin değil, futbolun, taraftarın ve atmosferin konuşulduğu bir maç olsun. Güzel bir maç olsun. Hemen geçin. Evet, futbol tecrübesi olarak saçları beyazlatan babamızla buluştuk. Abi Bakar var mı? Bilmiyorum. Beşiktaş kazanır diyor babam ama hadi bakalım. İnşallah Samsun kazanır. Beşiktaş 1-0 önde, dakika 17. Hava şartları dayanmaz şu an. Böyle giderdi, tatile gider. Şu an maraton tribünü. Bir şekilde daha çekildi, ıslanıyor millet. Bir şekilde birazdan göstereceğim onu. Atmosfer. Beşiktaş taraftarı bizi bastırıyor şu an.
Yağmurdan dolayı bardaktan boşanırcasına yiyorum. Yarı bitti. İlk yarı Samsunspor bir Beşiktaş değil. Çok muazzam bir oyun oldu söylenemez. Ama bu oyunu hava şartları da etkiledi. Taraftarı, atmosferi de etkiledi. Ama böyle olmasa inanılmaz bir atmosfer var. Ama ona rağmen yine de güzel. İkinci yarıda daha farklı bir Samsunspor bekliyorum. Umudumuz bu yerde. Ama maç ortada. Yani ben şunu söyleyeyim. Atan kazanır. Muhteşem bir atmosfer Samsun'da. Topun başında Zeki Yavru, dakika 46. Ya hoca bir dur Allah'ın kararken ya. Çoğu yapmaya kalktık. Beşiktaş taraftarı sabote etti ama yine de başarılı oldu. Çok güzel bir atmosferdi. Evet, Beyzbol muhabiri şu anda tribünlerde. Beşiktaş 2-1 öne geçti. Ortalık çok gergin. Küfür kıyamet şu an. Maçta artık 96. dakikalar. Ortalık çok gergin. Olay çıkacak burada. Evet, maç bitti. Beşiktaş 2-1 kazandı. Vallahi üzüldüm. Samsun ikinci yarı çok güzel oynadı. Özellikle ikinci yarısı nefes geldi. Samsun Spor çok baskılı oynadı ama maalesef Beşiktaş ikinci golü buldu. Maç çok gergin. Taraftar çok gergin. Ortalık çok gergin. O yüzden böyle bir tenha bir yere geçtik. Her an olay çıkabilir diye. Keşke daha farklı bir skorla bitirebilseydik ama maalesef ben Samsunspor oyunundan dolayı, özellikle ikinci yarıdaki oyunundan dolayı tebrik. Artık bir sonraki stat bloklarında görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Hepinize Samsun'dan selamlar. Evet, geldik videonun başında söylediğimiz gibi stadyum değerlendirme kısmına. Aslında biz burayı stadyumun içinde yapacaktık. Ama bugün olağanüstü hava koşulları nedeniyle ve maç sonunda yaşanan gerginliklerden dolayı evde yapmaya karar verdik. Önemli de bir konu olduğunu düşünerekten aslında daha sessiz, sakin bir ortamda çekmek daha uygun oldu. Videonun bu kısmında ne yapacağız? Benim belirlemiş olduğum 9 tane madde var. Bunları da birazdan duyacaksınız. Bu maddeler üzerinden puanlama yapacağım ve bunu yapma amacımız olur da şehir dışından bir misafirimiz ya da Samsunspor taraftarı bu şehre bir maça gelmek istediğinde nelerle karşılaşabilecek, başına neler gelebilir, güvenli bir ortam mı ya da hoşuna gidebilecek bir atmosfer mi, bunları değerlendireceğiz. Dediğim gibi 9 maddemiz var, 10 üzerinden değerlendirme yapacağız. İlk maddemizle başlayalım. Belirlemiş olduğumuz ilk madde stadyuma ulaşım.
Bu konuda ben Samsun Spor'u tebrik ediyorum. Stadyuma ulaşım gayet kolay. Tramvayla olsun, dolmuşla olsun. Şehrin her yerinden, her ilçesinden çok rahat bir şekilde stadyuma ulaşabiliyorsunuz. 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Kırdığım 1 puanı da maç günlerinde oluşan taraftar yoğunluğunun arttırılabileceğini düşünüyorum. Oradan 1 puan kırdım. İkinci maddemiz stadyumun konumu. Stadyum şehir merkezine oldukça uzak olduğu için, hatta Tekkeköy'e çok yakın, Tekkeköy'de deniliyor hatta, 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Geldik 3. maddemize. 3. maddede stadyumun giriş ve çıkışları. Bu konuda Samsun Spor yönetimini tebrik ediyorum. Stadyuma giriş çıkışlarda taraftarın rahat olduğunu, yani herhangi bir sorun yaşamadığını düşünüyorum. Kırdığım 1 puanı da stat dışındaki tabela yönlendirmelerinin belki bir tık arttırılabileceğini düşünüyorum. 4. maddemiz taraftarın yoğunluğu. Bu maçından maçına değişebiliyor ama biz bugün Beşiktaş maçını baz alırsak Beşiktaş maçına oranla 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Kırdığım 1 puan da kale arkasının o azlığından, yani biraz daha fazla olabilirdik sanki diye düşünüyorum. 5. maddemiz taraftar gruplarının stat içindeki uyumu. Bu maddenin Samsun Spor için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samsun Spor'un içinde bayağı bir farklı taraftar grupları var. Bu taraftar grupları stat içerisinde organizasyon sorunu yaşıyor. Bunu halledebilirlerse daha iyi olacağını, Samsun'a gelen deplasman takımının kolay kolay Samsun'dan çıkamayacağını düşünüyorum. Ve 10 üzerinden 7 puan veriyorum. 6. maddemiz stadyumun temizlik ve bakımıyla alakalı. Geçen maça oranla daha temiz ve daha hijyenik bir ortam vardı. Tuvaletler kısmı biraz sıkıntılıydı. O yüzden 10 üzerinden 7 puan veriyorum. 7. maddemiz stadyumun tasarımıyla alakalı. 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Kırdığım 2 puanın birini stadın çevresinin çok boş olduğunu düşünüyorum. Biraz daha takımla alakalı bir şeyler olabilir sembolik olarak. 1 puanı da stadyum çevresinde oluşan seyyar satıcıların bir yöne yönlendirilip taraftarın giriş çıkışlarının daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Belki bu stadyumun içindeki o kiralık dükkanlar vesaire orada olabilir. 8. maddemiz taraftarın oyuna genel katkısı. Buna da 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Burada Samsun Spor taraftarının hakkını yememek lazım. Samsun'dan kolay kolay çıkış olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü taraftar genelde oyuna bayağı katkı yapabiliyor. Takımı kendine getirebiliyor uyumadıkları sürece. Kırdığım 1 puanı da maçın kritik noktalarında oyuna müdahale etmedikleri için kırıyorum taraftarları. Geldik 9. maddeye. Bu maddenin de çok önemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Bu atmosferi yaşayan bir arkadaşınız olarak bana sorduğunuzda kadınlar ve çocuklar bu atmosfere gidebilir mi diye soruyorsanız 10 üzerinden 10. Gönül rahatlığıyla eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla rahatlıkla Samsun Spor Stadı'na gidip maç izleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınıza ben buradan kefilim. Bu 9 maddeyi değerlendirdiğimizde benim bugün Samsun Spor'a vermiş olduğum toplam puan tam olarak 75 puan. Şimdi biz bu seriyi inşallah olur da nasip olursa diğer stadyumlara da gittiğimizde aynı maddeler üzerinden aynı şekilde değerlendirip puanlama yapacağız. Şu anda bu videoyu izleyip de aklına soru takılan arkadaşımız olabilir. Ben Samsun Spor Stadı'na gideceğim. Nasıl gitmeliyim? Ne yapmalıyım? Vesaire yol güzergahı isteyen arkadaşlarımız da yorumlar kısmından bize belirtebilir. Dediğim gibi bu seriye diğer stad vloglarında da aynı şekilde devam edeceğiz. O halde diğer stad vloglarında görüşmek üzere.